Mikotese ameliyatını yapmadan önce hastanın hazırlıkları yapıldı, bitti, ameliyat günü geldi ve ameliyatımızı yapıyoruz. Hastalarımızın yine öncelikle çok sorduğu sorulardan bir tanesi şu. Hocam mikotes ameliyatını eşiyle birlikte girmesek de önceden bize yapsanız olur mu? Evet olur. Diagnostik mikotese dediğimiz durum bu. Yani hanımefendiyi hazırlamıyoruz, eşini hazırlamıyoruz. Sadece beyefendinin ameliyatını yapıyoruz. Fakat burada bir risk var. Bu riski mutlaka hastalarıma ben tembih ediyorum ve söylüyorum. Bu risk bilinmeli. Eğer ben eşi hazırlanmadan direkt olarak mikroteseyi yaparsam ve tanısal amaçlı bunu yaparsam ve buradan olgun spermleri bulursam, bulduğumda dondurup bunları saklamalıyım. Daha sonra eşinin hazırlıklarını yapıp, daha sonra eşinin tedavisiyle beraber tüp bebek işlemini yapacağız. İşte o zaman zarfında dondurmadan sonra çözdürmede bizim %50'ye yakın zayiatımız oluyor. Bütün dünyadaki merkezlerde bu bilinir. O nedenle bu riski alamayacağımız gruplar var, alacağımız gruplar var. Her hastada bunu uygulayamazsınız. O nedenle siz mikrotesede 3-5 sperm umacağınız bir hastada eşini hazırlamadan bu işe girdiğinizde dondurursanız bulduktan sonra çözdürdüğünüzde sperm bulamayabilirsiniz. Veya bir tane sperm bilir, o da size yaramaz. Bu sefer hastaya ikinci bir ameliyat yükünü vermiş olursunuz. O nedenle öncelikle dondurarak mı yapalım, dondurmadan mı yapalım? Eşle beraber mi girelim yoksa sadece beyefendiyi mi ameliyat yapalım? Kararları tamamen hastaya göre verilir ama benim kendi tercihim, yani yaklaşık 24 yıldır bu işin içindeyim. Eşle beraber girmek, beraber bu işi yapmak en doğrusu. Bu şekilde en fazla embriyo şansınız, tane olarak, sayı olarak en fazla embriyo şansınız bu seferde olmaktadır. Öteki türlü bu şansları kaybetme durumunuz olabilir. O nedenle dondurmadan değil de beraber girme taraftarı olmanızı tavsiye ederim.